Selam bile dede oynardı. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World The Game oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ama bu sefer paralar bozulmasın aralar demeden. Çünkü paramız, etimiz, her şeyimiz baya maksimuma doğru ilerliyor. Bu yüzden bakın hala hemen maksimum oluverdi. O yüzden önce böyle yapacağımız bazı işler var. Onları yapıyoruz. Sonra ufak ufak paraları toplayabiliriz. Şurada claimlerimiz var. Gelin hepsini yapalım. Ben görevleri bitirdim. Çünkü yapacak çok maçımız var. Görevleri önceden hazırladım ki hepimiz de maçları güzel bir şekilde yapalım. Hızlı rakiplerimizi dövelim diye. Şunları toplarken artık şu ilerleyen çıpık yüzünden çok vakit kaybediyoruz ya. Ne güzel hızlı topluyorduk önceden. Kart peki açarsak bu iki görev de bitecektir. Weekly bir görevimiz de bitmiş. Ne bitmiş? Bu bitmemiş. Niye ona klikledim ki? Birdenbire öyle bir dalgınlık yaşadım yani. Weekly görevin bitti diyordun ama. Bitti diyordun demiyormuşsun. Bunu diyormuşsun. Peki ben yanlış anlamışım. Bunu da claim ederiz o zaman. Sondaki şeye de çok az kalmış ya. 3750, 4000 olacak neredeyse bu. Şunu tamamladığımız zaman zaten şuradan da bir 40 alacağız. Mission'ı yaptık diye böyle bir şey alacağız. 260 alacağız. Kaç alırsak? 250 alırsak oraya gidiyor. 260 olduğumuz için onu alacak. Ama zaten bunu almış olduğumuz için o paketi kullanmayacağım gibi zincirleme olaylar var. Şimdilik bunu bırakalım. Bunu bir kenara bırakarak hemen şöyle maçlarımıza bakalım. Çok güzel maçlarımız var. Buzullar gayıyor diye maçımız var. Buzul canlılarıyla 10 numara. Pesio Stank var Common'larla. Biz bunu zaten ağzına tokadı vurduğumuz gibi geçeriz. Oo, Quetzal için bir maçımız var. Bir sürü rakibi yen diye. Bir de Dilophosaurus'un korkunç geri dönüşü diye bir tane maçımız var. Şimdi biz Dilophosaurus'un korkunç geri dönüşünden önce Defeat 9 Opponent. 2 kere Defeat 9 Opponent demiş. Biz diyelim ki Etobur kuş, Otobur diyelim. Şöyle bir başlayalım. 9 oponentı dövmeye hazırız deyip. Sonra birinciyi alırsam tokadı atarım. Yani kimse kusura bakmayacak. Ve hepsi kuş geldi bunların. Sadece Otobur koyarak oynayabiliriz belli ki. Sadece Otoburlarla bu işi götürebileceğiz. Teşekkür ederim. Yani bu yaptığın delikanlıca bir hareketti. İşimizi kolaylaştırdın. Tekrar bir atak yaparsan mükemmel olur ha. Oo. Mükemmel ötesi oldu. Morgan ötesi gibi. Direkt bütün elini açık etti. Sen de 3 atak yap madem öyle. Full atak oynayalım. Ha. Herhalde 3 zırh vermemişsindir değil mi? Yani 2 zırh bir enerji vermiş. Güzel. Ama artık beni indirebiliyorlar. Üzücü olan bu. O zaman 3 zırh 2 enerji mi yaptın? 3 zırh 2 enerji yapmış. Ben müneccim akrabam da yok yani ama. Beklendik bir şeydi bu yani. Artık bu ne zaman olur diye bekliyordum. Şaşırmıyoruz. Biliyorsunuz ki enerjisi yok. İkilik atak yapmam lazım. 4'ten fazla enerji bırakamadığım için de bir zırhı her arkada bırakacaktım zaten. 3 guguş kaldı diyor. 3 guguşun kaldı, dikkatli ol diyor. 2 zırh 2 enerji yaparsan çok sevinirim. 2 atak 2 zırh yaparsan da sevinirim. Çünkü ikilik atak seni indirmeye yetiyor. Abi adamın canı 2222, benim vurduğum hasar 2333. Şaka gibi. 2 de zırh vermişsin diyorum. Şöyle yapıyorum. 2 vermişsin. Yani bir mucize olmazsa %100 kazandık. Çünkü bunu indirecekler. Ben sonrakini indireceğim ve daha da enerjim kalacak falan. Yani atağı bile yapmadı çünkü bak. Yine 2 zırh 2 enerji demiş olmasıyla. Yani burada dedim ya, bir aksilik olmazsa dedim, bunlar işte. Son anda saldırı mekaniğinde bir değişiklik olur. Yani böyle bir alfa beta cebe saklanmış, cep kenarına saklanmış farklı bir şey vardır. Algoritmik atak mekaniği vardır. O çıkar falan. Yani o sıkıntı yapabilir. Ya da bilgisayar bazen aniden hile yapıyor ya. O hile mod 10 diyebilir yani. Atıyorum 5 atak yapıyorsunuz 5 armor çıkıyor. 3 atak yapıyorsunuz 3 armor çıkıyor. Tam böyle garip rakamlar. Evet, dövüldünüz.
Hepsinde olduğu gibi şimdi 6 tane gelirse. Ha yo, bu sefer iyice farklı geldi. No KO with team dedi. 3 tane de böyle guguş verdi bana. Ben de onun karşılığında 3 tane böyle. Çok mu abartıyorum acaba ya? 3 tane böyle şey kullansam, otobur kullansam. Zaten biri tak diye gelişine indirir bunu. Hatta öyle yapmayayım. Şöyle yapayım. Aynı şeyi yaptım bir daha. Şöyle yapayım da yani bunu da hiç sonucuya da gerek kalmaz yani. Şöyle bir saldıralım. İlkinde ben indiririm gibi geliyor mu zaten kafadan. Birinciliği bana versin yeter ki. Hop, birincilik bende. Bizden bu durumda KO olmaz zaten. Şimdi burada atak yapmayacaksın değil mi sen? Yapmayacaksın tabii. Ben de şöyle yapayım o zaman. Enerji de çeksen çünkü. 4 ile indiremezsin. 3 oldu. Sinsice hareketler. Tebrik ediyorum seni. İnce ince ilerliyorsun. Oo, ikilik atak bak, bunu beğendim. Bir zırh kaldı sadece elinde. 1, 2, 3 dedim. Şimdi o bir zırhı enerji olarak verdiysen, sıra buna geldiğinde 547 yarıya düşmüş. Yine bir 270 hasar. Bir de artarak 3 enerji. 3 enerjim var. Bir de artarak 4 enerji olacak falan. 370 hasar. 4 enerjiyle 370 ile atak yaparsan, 270 ile atak yaparsan 270 %50 arttırılmış olarak 400 olur. 670 %50 arttırılmış olarak 600 olur. 1200 1400 olmuyor galiba. Şöyle bir yapalım. Zırh vermemiş, enerji vermiş. Bu hesaplarımız boşa değil yani. Buradan bir zırhım olduğu için dörtlük atak beni indirmiyor. Birlik atak ama beni korkutuyor. Ama 3 enerjin kaldı. Herhangi bir şekilde karşılık verme şansın kalmadı. 3 zırh da vermiş olsan inmiştin. Güzel. Güzel bir galibiyet oldu. Seçtiğimiz dinozorlar boşa gitti. Ona üzüldüm. Hop, paketi de açtık. Görevler için de hiç beklememize gelmedi. Gerek kalmadı. Şunu bir aradan çıkartalım mı? Bir sonraki paket aç görevinin paketi de böylece gelmiş oldu. Şimdi onu da bir kenara bırakıyoruz. Şuradan da maçımızı bitirdik diye. Peki. Devam edelim. Şu zaten buzul canlılarıyla, onu geçiyorum. Şimdi şunu bir oynayalım. Ha. Herhangi bir kuralı yok bunun değil mi? Restriction'ım yok diyor. Peki, restriction'ın yoksa abi senin, ben de sana buradan saygı göstererek bir tane şöyle adam seçiyorum. Bu adam zaten çok güçlü kaçıyor çünkü bunun zaten antisi. Bir böyle adam seçiyorum. Bir böyle adam seçiyorum, bir de böyle adam seçiyorum. Yani iki adama, üç adam seçmeme izin veriyor. Niye seçmeyeyim? Bir de atarlı genç sen diyecektim. Tam bunu söylüyordum yani. Bir de atarlı genç sen. Şimdi bak, 600, %50 bufflansa 900 olur. 900, 600'ü koysak zaten 1508 yapıyor da 1508'den de fazla vuracak o. Derken olmadı. Neden? 900 yapsak 1500. Demek ki tam öyle bufflanmıyormuş. Neyse. Zaten artmış olan hasarım olduğu için galiba öyle bufflanmadı ya. Bilemedim. Her halükarda bence güzel bir temizlik oldu. Geri kalan adamları su canlısı seçmediğim güzel olmuş. Zaten kapışamıyorlarmış çünkü bizimle. İki tane gelmeye devam edip böyle getirirse memnun olacağım. Güzel ve kolay maçlar oluyor çünkü. Yine iki tane. Enfes. Şunu seçelim. T-Rex seçelim. Ichiostega seçelim. Atarlı genç stili devam mı?
Yo. Atarlı genç stili bir yere kadar dedi. Aman Allah'ım, atarsız genç stili yapmış ama bu daha korkunç. İki zırh nedir abi? O sonrasında da bir atak nedir abi? İyice enerjim artmışken falan böyle. Ve yine zırh vermiş gerçekten. Daha kötü oldu. En baştan full atak yapsan daha iyiydi. Yo yo, bir kardeşim bana yorumlarda şey demişti. Bilgisayar düşmanları nasıl getiriyor? Senin level'ında mı? En üstteki yaratığınla eşit mi? Yoksa senin ortalaman mı falan diye. Ben de ona demiştim ki kolay, zor. Hani çok kolay, normal. Böyle böyle level'lar var. Zor haricinde hepsi demiştim oynanabilir. Zorda da senin en güçlü dinozorun gibi bütün ekibi getiriyor işte. Burada tam olarak onu görüyorsunuz. Manyak bir oyun bu şu anda. Çılgınca bir şeyler yapıyor. Yani ne yaptılar benim hiçbir fikrim yok. Oynuyormuş gibi yapıyor. Ama maçı vermeye gelmiş yani. Eğlenceli hareketler yapıyor işte, böyle atak yapıyormuş gibi, blok yapıyormuş gibi. İki kişi, üç kişiye karşı olunca galiba bilgisayar sapıtıyor, diyor ki ben yenemem ki zaten. Hesapladım, imkanı yok diyor bu adamı yenmemin. Ama bu saatten sonra diyor ben mi hesap kitap yapacağım? Defans yaptıysan atağın boşa giderdi. Bu gitmezmiş galiba 3 atak yapsaydım ama. İvet. Isırıldınız. Güzel maçlardı. Kolay maçlardı. Bir paket daha. Gen 2 de vermiyor yani. Normal Diloposaurus veriyor. Tebrik ediyorum seni. Şimdi bir buzulları kaydıralım bakalım. Buzullar kaç kere kayacak? 4 kere. 12 tane adama ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuradan itibaren oynayalım. Şunu indirmek için sen sarı bir canlı istedim diyorsun. Yukarıda 1, 2, 3, 4 tane sarı canlı var. Bir tane çekebilirim şuradan. Bir entel alalım sana. Sarı canlı. Bunu indirmek için de aslında mavi sarıya fena geçiriyormuş. Neden böyle bir kanıya kapıldıysam, buna kırmızı koymamız lazım ha. Kırmızıya sarı koymamız lazım. Buna da yine kırmızı koymamız lazım. Tamam. Şimdi oldu gibi gibi. Hızlı bir başlangıç yaptım hemen enerji bırakarak. Tabii ki beklediğim swap. Her ne kadar antileyemesen de hoş olmayan hareketler yapıyorsun işte böyle. Ben seninle mi uğraşacağım? İşim olmaz. Zaten ikilik atak yapacak cesaret yok sende. Ben onu biliyordum yani. Birlik atak. Peki şimdi seninle bir hesabımızı keselim. Güle güle. Zırh vermemiş çakal Carlos seni. Arkadaşlarına bir kazanma ihtimali bırakmak için tanklamış beni. Noise. Bir enerji bıraktın sen de. Bir, iki, üç, dört diyorum. Sen de büyük ihtimalle zırh vermedin. Allah'ım ya Rabbim. Bak şimdi bu berbat bir oyun şeyi şu anda, mekaniği. Çakal çakal hesaplar yapıyor. Yani bu hiç hoş değil. Bir ikilikle indirebiliyor galiba. Üçlük yapacak. Ha, indiremiyormuş. Üçlük yaptı. Dörtlük yaptı. Güzel oldu. Umarım senin hasarın iyidir derken bunun da hasarı çıkmadı. Ama herif bir zırh verebileceği için galiba son anda ya. Yine de zırh vermemiş. Ya manyaklık bu da ama iyice ha. Bir düzgün hesapla oğlum yani. Şimdi de zırh vermemek komik yani. Gitti. Stratosfere giderken düştü böyle aşağı doğru. Peki şimdi listeye şuradan bir tekrar gelelim. Bakalım nelerimiz var. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 9 tane lazım gerçi bana. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tamam. Şunlar artık benim. Sarıyı maviyle döverim diyorum. Sarıyı maviyle döverim diyorum.
Kırmızıyı sarıyla dövelim diyorum. Tam da olması gerektiği şekilde geldi adamlar. Tebrik ediyorum kendilerine. Geyikler birliğiyle geldim. Yani ben bu iki tane geyikle bir gergedanla bir tane terör bird'ü indirirsem katil kuşu zaten benim sırtım yere gelmez. Zırh. Çakal çıktı bu adam ya, zırh vermiyor vallahi. Bak şimdi hiç zırh vermedi. Şu ana kadar 4 tur, 5 tur, 6 tur oldu, hiç zırh vermedi. Bir dahaki hamlesini zırh vermiyormuş gibi varsayacağım. Adam zırh verecek gelip. Bu hiç güzel olmadı bu arada. Gerçekten güzel olmadı yani, dandikmiş adamım. Fark etmedim. Oho, biz bu adamı nasıl indireceğiz ya? Aman Allah'ım, bir de geldi bu herif zırh yapmamıştır dedi. Gelişine yapıştırdı hata ya. Bunun antisiyim ben, eyvallah da. Oh oh oh, bittik biz ya. Bu zırhı vermek zorundaydım. Zaten dörtlük atak yapsa indiriyordu adam beni. Şimdi atak yapmayacak. Üçlük atak mı yaptın sen? Bir zırh mı bıraktın? Zırh vermiyor abi adam. Zırh vermiyor bak. Vermiyor yani bak. İki oyun bitti. İki bölüm bitti. Niye size böyle diyorum? Çok kritik bir yerde son iki bölümde diyeceğim ki bu adam zırh vermiyor diyeceğim. Duvar çekecek önüme set. 3-4 zırhlık. Neyse. Kırmızıyı neyle döveriz? Sarıyla. Bu arada bu adamlar bariz güçlü benden ha. Her çıkan rakibim ya candan ya bir şeyden fark atıyor bana. Sarıyı neyle döveriz? Maviyle. Kırmızıyı neyle döveriz? Sarıyla, ama artık daha fazla veremeyeceğim. Ona zaten son tura da mavim kalmadı. Hiç hoş olmadı bu dizilim. Bak bunu beğenmedim. Umarım bana abartı bir hasar çıkarmıyordur birisi. Ha, beni antileyen adam yok orada, güzel yanı işin. Onun haricinde... Bunu da kırmızı dövüyor değil mi? Ve adamın kırmızıları 330-315 falan diye, yani bu gelirlerse aklımı alırlar benim. Alacaklar abi artık, ne yapalım? Vallahi alacaklar, yapacak bir şey yok. Abi yok, zırh vermiyor adam ya. Adam full enerji bırakıyor. Switch edecek, ikilik atak yapacak. Yani öyle bir şey yaparsa artık ben tüküreyim böyle oyuna. Neyse, ikilik daha atak yapmadı ama. Zırh verdi. Hayret, zırh vermiş. Peki sen ne yapıyorsun tam olarak şu anda? Umarım iki zırh vermişsindir. Evet. Seni ben bitirdim ya. Böyle bir hata yaptığını gördüm hani. Gözünün yaşına bakmadım. Ne oldu şimdi? 6 enerji mi var? Aynen öyle. Üçü de zırh olsa bu benim yaptığım, 5'lik atak yaparsın sen. Bir tane zırh verdin diye varsayacağım. Yine vermemişsindir de. Neyse yani, ben vereceğim diye, verdin diye varsayacağım. Şöyle geleceğim. 1, 2, 3. Görüşürüz. Vermemiş tabii ki. Gece rüyalarıma girecek bu oyun. Ya bu gece zırh vermiş olarak göreceğim işleri bana. Vallahi canım, bu saatten sonra hiç bakmadım senin atak mı yaptın, blok mu yaptın, ne yaptın. Çünkü yani olayımız bundan sonra bam bam bam. Son maça geldik kazasız belasız. Hadi düzgün rakipler. Bir kırmızı var, sarıyla döveriz. Bir mavi var, kırmızıyla döveriz. Bir sarı var, maviyle dövmemiz lazım. Mavi yok. Var mı bir mavi? Bu mavi sayılır mı? Bunların liginde değil pek bu mavi ama. Hadi neyse ya.
Magis Totarium da beni hep korkutur. İşte bu maç mesela kardeşlerim hard diyeceğimiz maçlardan biriydi. Hem oyun stili farklı, hem adamların güçleri bizimkilerden hep daha güçlü. Abo, bu ne ya? Sen ciddi misin abi bu yaptığın hamlede? Şimdi ben bunu getirdim, bunun karşısında bu da 330 vuruyor, 500 olacak bu da geldiğinde ki bu zırh vermedi. Enerji veriyorlar abi, ölümüne enerji veriyorlar. Lütfen ikilik atak yapmak gibi manyaklık yapma. Yok abi, ben zaten bu adamı tampon olarak kullandığım için, bak vermiş, şimdi de atak yapsaydım yalan olmuştum yani, vermiş. Switch et. Çok güzel. Bas maksimum atağını. Aa, basmadı. Vallahi avantaj bana geçti. Kardeşlerim, üzülerek söylüyorum ki bu maç lazerli tekmeden daha önemli. O yüzden ben bu lazerli tekmeyi ne yapayım? Atmasam mı lazerli tekmeyi? Bu adamın mavisini neyle döveceğim ben? Kırmızıyla dövmem gerekiyordu. Mavisini sarıyla dövemem. Maviyle döverim. Mavinin de hasarı az ama. Orijinal hasarı kaç bunun ya? Göremiyorum normalde hasarının kaç olduğunu. Şununla mı indirsem diyorum çünkü ötekiyle değil de. İki zırh verdi diye düşüneceğim. Aman, risk budur ya. Bir zırh vermiş. Adam vermiyor abi. Minimumla yetiniyor, inatla. Minimumlarla oynuyor. Şimdi ne oldu? Alta enerji. Kardeş, galiba sen bana bir beşlik atak yapacaksın yani. Çok da başka yapacağım bir şey yok çünkü bir seçeneğin kalmıyor başka. Şimdi ben de bu durumda sana mavi çekersem ekstra hasar vuruyorum. Bir zırhın kaldı senin değil mi? Bir zırhın kaldı. 1, 2, 3, 4. Onu da zırh vermemiş, dedireceğim ya. Vermiyor abi. Adam vermiyor zırhı. Yok yani, dediğim gibi bu ekstra hard bir maçtı. Gönül isterdi ki lazerli tekmeyi atalım ama şu anda bu atağı yapmazsam bir daha da atak yapma fırsatı bulamayacağım. O yüzden şöyle Ken'in bir üçlüsü gibi, ikili aparkat oryuketi gibi bir hareket çektim. Bununla idare edeceğiz artık. Ne kadar çok booster verdiler ya. Ne kadar çok booster verdi. Ben bir tane pakete ihtiyacım var derken oyun sanki bana bilerek yapıyormuş gibi dünyaları verdi. Aynı dinozorları da ben açtım, bak o sende açık değil de hadi yine iyisin deyip duruyor. Sadece 4 günde galiba yanılmıyorsam 10 mission yapmayı başardık ki bunu da bitireceğim ama bunu artık video dışı yapalım. Zaten çok da zevkli olmayan çok basit bir oyun çünkü birer tane dinozor seçiyorsunuz, sizi klonluyor bilgisayar. Şimdi kardeşlerim paralar bozulmasın, aralar diyelim. Çünkü bayağı paramızı bitirmeyi başardık. Gördüğünüz gibi her şeyi yaldır yaldır topluyorum. Evet. 99-98 çok güzel oldu. Ben memnunum. Açıkçası gördüğüm manzara karşısında mutlu oldum. Şu DNA'ları da bir kontrol edeyim ya. Bu DNA'ların içinden artık bir şeyler çıkmıyor mu ya? Tapajolosepalus için bir bakacağız. Tapajolosepalus. Bir de Diplosuchus. Tapajolosepalus, Diplosuchus. Tapajolosepalus, Diplosuchus. Kafiye gibi. Tapajolosepalus, Diplosuchus. Vallahi çıktı. Tapajolosepalus. Tapajolosepalus. Activate. Çıkmaz mı? İşte kardeşlerim bu kadar güzel. Gördüğünüz gibi sDNA'lar yine ekmeklerini verdiler. Ama ben buradan diyorum ki şimdi biz bir Diplosuchus tamam devam da Tapajolosepalus'a bir ara verelim bence. Tapajolosepalus'a şundan dolayı ara verelim.
Zaten 10. level'ı tapacıyla Sepalus'un çok iyi bir yere oturuyor. Bunu da yaparsak 3 tane kuşumuz olacak. Aynı 3 tane monostegotopsumuzun olmasının yeterince iyi olması gibi 3 tane de kuşumuz olacak. Şu Indoraptor yüzünden gerçi bunları 20. level yapıp 15. level'a bırakmam lazım. Bunları 15. level'a bırakmam lazım falan ama neyse. Diplosuchus ise 20. level. Yani bundan daha çok yapmamız lazım bizim. Bundan yapacağız belli ki. Sonra ne eksiğimiz var bizim? Hiçbir eksiğimiz yok aslında. Dimetrocarnus yapabiliriz. Etobur eksiğimiz yok yani o yüzden diyorum ama şuradan bir bakarsak ne demişti buna? Şuraya Spinatosuchus. Spinatosuchus değil mi? Biz onu açmadık. Spinatosuchus Super Rare 1 Carnivore'muş. Bizimkiler Rare'dı. Bu Super Rare olduğuna göre ama 2000'dir bunun açılma sınırı. 2000. Spinaraptor level 40 lazım diyor. Bu da sende level 10 var diyor en yüksek. Oh oh ne kadar güzelmiş. Spinaraptor şöyle bir şey herhalde Spinaraptor. Spinaraptor. 10. level var diyor. Bu elimde yok. 9000 diye bunu koyuyorsun. Çok da hoş değilmiş. 2 tane var. 6 tane daha lazım. 60.000 DNA lazım. Bu iş yaş. Pek olmaz. Biz şu anki DNA'ları toplamaya devam edebiliriz. Ya da DNA'lardan bir tanesini o kuş bize yeter dersek eğer şunun için çevirebiliriz. Indominus Rex'ten oluşturacağımız daha doğrusu Indominus Rex'ten oluşturacağımız değil direkt kendimiz hatchleyebileceğimiz Indoraptor için. 2000 DNA toplayıp Indoraptor alabiliriz. Bir tane daha olur en azından. İki tane çok güçlü dinozorumuz olur. Bilemedim ya. Bakacağız. Bunu bir düşünelim. Ama videomuzu burada sonlandıralım. Güzel bir videoydu. Görevlerimizi yaptık. Maçlarımızı yaptık. Her şey sorunsuzdu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.